biz artık makine kimya endüstrisi olarak efendim bir dünya markası olmak istiyoruz. Bunun için de en önemli hedeflerimiz büyük. Çünkü biz artık yürümeyeceğiz, koşmayacağız. Makine kimya endüstrisi olarak uçacağız. Daha büyük vizyonlarla, daha büyük sorumluluk olarak. O anlamda sizlerin mutlu olabileceği, sizlerin kafasındaki soru işaretlerinin cevaplandırılabileceği bir çalışmaya buradaki değerli büyüklerim, savunma komisyonu olarak başta Sayın Bakanım imza attılar, bizleri desteklediler. Her türlü soru işaretine cevap verebilecek durumdayız. Başta Sayın Fabrika Müdürü arkadaşım olmak üzere hem Ticari Genel Müdür Yardımcım hem Silah ve Mühimmat Fabrikalarından sorumlu Genel Müdür Yardımcım da buradalar. Önümüzdeki günlerde sizlerle beraber sık sık bir araya geleceğiz. Nasıl bir hareket planımız var? Bunları sizlerle paylaşacağız. Çankırı lokasyonumuzu daha yukarıya nasıl çıkartırız? Neler yapmamız gerekiyor? Hangi yatırımlara öncelik vereceğiz? Hangi projelere öncelik vereceğiz? Bunları da sizlerle tartışarak inşallah daha büyük başarılara imza atacağız. Bu vesileyle ben değerli büyüklerime, başta Sayın Bakanım olmak üzere çok çok teşekkür ediyorum. Bugünkü ziyaretlerinden dolayı bize moral verdiniz, destek verdiniz. Bizi takip etmeye devam edin diyorum efendim. Sağ olun. Komisyon başkanımız. Muhterem valim, değerli grup başkan vekilim, değerli milletvekili arkadaşlarım, siyasi partimizin değerli temsilcileri, Makine Kimya Enstitüsü'nün ailesinin çok değerli mensupları. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah iki cihanda yüzünüz hak eylesin diyorum. Buraya niçin geldik? Sayın Genel Müdürümüz de söyledi. Makine kimyanın yapısında bir değişiklik yaptık. Allah için bu değişikliği yaparken esas gayemiz makine kimya anonim şirketini güçlendirmekti. Buradaki kardeşlerim herkes mutabık mı? Makine kimya anonim şirketi bu çıkan yasayla birlikte güçlendirildi. Doğru mu? Biraz sonra tek tek söyleyeceğim. Allah için makine kimya güçlendirildi. Makine kimyanın güçlendirilmesi Türkiye'nin güçlendirilmesi demek. Güçlü Türkiye'nin milleti de güçlü olur. Güçlü Türkiye'nin, güçlü milletin güçlü bireyleri olarak bizler de daha güçlü oluruz. Tabii bu yasanın bu aşamaya gelmesinde Çankırı milletvekillerimizin, Kırıkkale milletvekillerimizin ve Ankara milletvekillerimizin çok büyük bir katkısı var. Huzurlarınızda onlara teşekkür ediyorum. Yaklaşık 40 yıldır kamudayım. 40 yıldır kamudayım. Allah için daha önce hiç böyle bir kanun çıkmadı. Biraz sonra gerekçelerini söylerim. Tek tek sizlerle. Makine ve Kimya Enstitüsü anonim şirketi oldu. Hayırlı olsun. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi. Özel hukuk hükümlerine tabi. Aslına bakınca eskiden de özel hukuk hükümlerine tabiydi. Şirketin ana statüsünü açın. Tabir aynen şöyleydi. Şirket Türk Ticaret özel hukuk hükümlerine tabi ancak bu ana statü çerçevesinde diyordu. Yine özel hukuk hükümlerine tabi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi. Normalde iktisadi teşekküller karlılık verimlilik esasına göre çalışır. Aksi zaten mümkün de değildir. Yine eskiden şirketin ana statüsü vardı. Şimdi Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınaraktan şirket esas sözleşmesi hazırlanacak ve resmi gazetede yayınlanacak. Yine Milli Savunma Bakanlığı'nın her ne imkanları var ise bütün imkanlarını bakan onayıyla makine kimya enstitüsü kullanabilecek. Ücretsiz dahil olmak üzere. Eskiden böyle bir imkan yoktu. Yine bağımsız Sayıştay denetimi var. Fakat Sayıştay denetimin yanında bile Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetimini yapan Sayıştay denetiminin dışında, çünkü sermayesinin %50'sinin üzerinde olanlar Sayıştay denetimine tabi. Genel müdürümüz de söyledi. Bu fabrikamızın, makine kimya şirketimizin %100 sermayesi nereye ait? Hazineye ait, devlete ait. Dolayısıyla Sayıştay denetimi var. Fakat Sayıştay denetiminin yanında bir de bağımsız denetime sahip. Bağımsız denetim genel kurula sunacak. Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sunulacak. Genel müdür genel kurul tarafından belirlenecek. Daha önceden genel müdürü Milli Savunma Bakanlığı döneminde de genel müdürü atadık. Genelkurmay başkanımızın görüşünü alaraktan üçlü kararname ile atanırdı. Şimdi genel kurul kendi genel müdürünü, şirketin genel kurulu kendi genel müdürünü atayacak. Şirket personeli iş kanununa tabi olacak. Şirket faaliyet alanı ile ilgili olaraktan hacra kanunundan muaf. Buradan bir yere gönderileceksiniz. Ankara'ya, Çankırı'ya veya diyelim Antalya'ya veya Mersin'e.
Bak şimdi Pakistan'a ihraç yapılıyor değil mi? Pakistan'a ihraç yapılacak ürünleriz ola ki başında birisi İraç limanına kadar gidecek. Kocaeli olabilir, Mersin olabilir. Eskiden harcıra olarak ne alıyordu? Çağa uygun muydu, ihtiyacı karşılar mıydı? İşte otel parasını karşılar mı karşılamaz mı ayrı bir şey. Ama şimdi harcıra kanundan muafsınız. Taşıt kanundan muafsınız. Devlet memurları kanundan muafsınız. Kamu ihale kanundan muafsınız. Devlet ihale kanundan muafsınız. Kamu ihale sözleşmeleri kanundan muafsınız. Kamu konutları kanundan muafsınız. Özelleştirme uygulamaları hakkında kanundan muafsınız. 233 sayılı ve 399 sayılı kanun hükmünde kararnamelerden muafsınız. Ve 2 sayılı genel kadro ve usulü hakkındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde de muafsınız. Ve size soruyorum ve bu kanuna milletvekillerimizin talebi üzerine biz biliyoruz da makine kimyayı özelleştirme gibi bir düşüncemiz yok. Ama yine de ola ki işçilerimizin, çalışanlarımızın kafasını karıştırmak isteyenler olur diye sırf böyle minareyi düzeltmek var ya, minareyi düzeltmek babından kanuna şu ibareyi ekledik. Şirketin hisseleri ve bağlı ortaklıkları, makine kimyanın kuracağı da ortaklıklar, satış, kiralama, işletme hakkının devri ve veya sair başka tasarruflar yoluyla yerli veya yabancı özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine devre konu edilemez. Allah için bu ana kadar Türkiye birçok özelleştirme, birçok kurum kurdu, birçok anonim şirket kurdu. Türk Satı vardır, Asfatı vardır, PTT AŞ'si vardır. Hiçbir kanunda böyle madde gördünüz mü? Bu ilktir, bu ilktir. Meclisin iradesine adeta dedik ki makine kimya Türkiye'nin olmazsa olmaz kurumudur. Ve bu kurumları daha da büyüterek, dünya ile rekabet ederekten dünyanın en büyük savunma ürünleri firmalarından biri yapmak istiyoruz. Onun için işçimizin kafasında da, çalışanımızın kafasında da bugün değil ama yarın, yarın değil ama bir gün bir özelleştirilecek de biz ne olacağız diye demesinler diye. Yine gümrük vergisinden muaf kıldık. Doğru mudur? Bakın güzel kardeşlerim, makine kimyaya sağladığımız, verdiğimiz teşviklerin bize öyle diyenler oldu. Onda birini bize verin, biz çok daha fazla Türkiye için üretir, ihracat yaparız diyenler de var. Ama biz biliyoruz ki Cumhuriyet Kurumu, hatta Cumhuriyet Kurumu'nda da çok daha önce, İstiklal Savaşı'ndan önce Sultan Fatih'e kadar geçmişini götürenler var. Dolayısıyla bu Ata Yadigarı Kurumu yaşatmak, güçlendirerek yaşatmak istiyoruz. Yine bütün personeli burada kalacak. İşçilerin hepsi, kendileri söylediler. Sendika temsilcilerimizi çağırdık mı? Çağırdık. Memur sendikalarımızı çağırdık mı? Çağırdık. İşçi sendikalarımızın ne talebi olduysa hepsini aynen koyduk. Yeni bir sözleşme yapılmasını istemiyoruz. Ne istiyoruz? Mevcut sözleşmeyle devam etmek diyoruz. Kabul. Mevcut sözleşmeyle devam etsin dedik. Doğru mudur? Fakat buna rağmen ola ki bildiğim vardı ondan. Ya ben bu şirkette çalışmak istemiyorum. İşte evi diyelim ki Çankırı'da değil de Kastamonu'da, Kastamonu'da değil de Ankara'da, Ankara'da değil de diyelim ki İstanbul'da. Olabilir mi? Teklifte olsa var. Peki ben İstanbul'a gitmek istiyorum, Ankara'ya gitmek istiyorum. Ve yine Cumhuriyet tarihinde ilk defa oldu güzel kardeşim. İşçi kardeşlerimle de eğer burada çalışmak istemeyen birisi var ise kendi tercihinden 3 tane firma belirleyecek, Milli Savunma Bakanlığımıza verecek. Milli Savunma Bakanlığımız da bu tercihleri dikkate alaraktan, bakın esas çalışma yeri makine kimya ailesi içinde olmasına rağmen bir başka kurumda da çalışma imkanı olacak. Doğru mu? Evet. Tabii buyur. Güzel kardeşim, sen makine kimyanın işçisi değil misin? Peki makine kimyada kalmayacak mısın? Sen peki ama böyle bir usul olur mu? Makine kimyanın işçisi ben makine kimyada çalışmak istemiyorum diyor. İyi de biz seni makine kimyada çalışman için tutmadık mı? Makine kimyada olman için sözleşme yapmadık mı? Güzel kardeşim, herkesin kendi istediği yerde çalışabilmesi mümkün mü? Elinizi vicdanınıza koyun, düşünün. O diyor ki ben buraya gideceğim. Böyle bir usul var mı? Şu ana kadar hiçbir özelleştirmede böyle bir şey yapılmadı. Yapıldı mı? Yok, onu söyleyin. Bir işçi kamu kuruluşunda çalışacak da ondan sonra da ben kimi Hakkari isteyecek, kimi Sivas isteyecek, kimi Maraş isteyecek, kimi Niğde isteyecek, kimi Rize isteyecek. Böyle şey olur mu? Biz ne istiyoruz? Makine kimyanın işçileri hepsi makine kimyada kalsın. Doğru mudur? Doğru olan bu değil midir? Bunun için sözleşme yapmadınız mı?
eskisinden daha da makine kimyayı güçlü hale getirmedik mi? Ama bir şekilde, yani özel sebeplere bağlı. Annesi hasta, babası hasta. Doğrudur, ben burada taahhütüm var, bağlılığım var, vefa borcum var makine kimyaya. Çalışmam gerekir ama, ya bu özel sebeplerden dolayı da istisna olması lazım. Buraya gitmek istiyorum. Dolayısıyla da o teklifini alacak, Milli Savunma Bakanlığı ona uygun şekilde değerlendirecek. Nerede çalıştıracak? Milli Savunma Bakanlığı nerede işçiye ihtiyacı varsa. Ama kardeşim diyor ki, Milli Savunma Bakanlığı'nın çalışma işçiye ihtiyacı yok. Neresi farz umar? Zonguldak. Ben Zonguldak'a gitmek istiyorum. Ya ama orada Milli Savunma Bakanlığı'nın işçiye ihtiyacı yok ki. O zaman sorarım. Allah için işçi ne zaman kendi çalıştığı yeri belirleyecek? Elinizi vicdanınıza koyun da karar verin. Bu ana kadar bu kadar net işçi dostu, işçi yanında olan bir özelleştirme kanunu çıktı mı? Çıkmadı. Eğer arada tek tük kardeşim söylüyorsa, bak öyle diyor, ben istediğim yere gidemiyorum. Hangi özelleştirmede hangi işçiye böyle bir hak verildi? Bir tane deyin ki ya bu özelleşme, Türkiye'de bu zamana kadar özelleşme yapıldı, doğru mu? İşçi kendi çalıştığı yeri belirlemez kardeşim. İşçi, işveren kim? Devlet. Devlet diyor ki canım kardeşim, sana makine kimyada ihtiyacım var. Lütfen gitme. Bunu diyor mu? Diyor. Bu şirkete ben her türlü imtiyazı verdim mi? Verdim. Devlet olarak desteğim bu şirketin arkasında mı? Arkasında. O halde devletin makine kimyanın arkasında olduğu kadar işçi kardeşlerimin de niye başka yere gidiyorsun? Ne şikayet gördün? Ne zarar gördün burada? Onu bir söylesene. Makine kimyanın sana ne zararı orada çalıştırmıyorsun? Bunun tek istisnası vardır. Dedim ya özel sebepler. Annesi hastadır. Babası hastadır. Birisine bakıma ihtiyacı vardır. Muhakkak burada devlete hizmet etmek güzeldir. Makine kimya ailesinin bir bireyi olmak güzeldir. Ama ya anneye babaya da vefa önce gelir değil mi? Onun duasını almak da önemlidir değil mi? Biz de onu kabul ettiğimizden dolayı bu maddeyi koyduk. Çok net olarak söylüyorum. Bundan daha güzel bir kurumu makine kimyayı güçlendiren bir kanun çıkmadı. Bundan daha güçlü bir işçisini memurunu koruyan bir kanun çıkmadı. Biz makine kimyaya sahip çıktık. Şimdi talebimiz memurlarımızın, işçilerimizin de, ha bu arada memur kardeşlerimiz de işçi olarak çalışacaklar ancak istiyorlarsa emekli sandığına bağlılıkları da devam edecek. Bu kardeşimiz hem işçi olarak çalıştı kamuda. 399 sayılı kararnamenin ikinci sözleşmeli olarak da çalıştım. Aynı zamanda kapsam dışı personel olarak da çalıştım. Yani işçi olarak çalıştım, sözleşmeli personel olarak çalıştım, kapsam dışı personel olarak da çalıştım. Her üç statüde sizin gibi çalıştım. Ama Allah için şimdi sizlerden şunu bekliyoruz. Makine kimyaya destek olmaya var mısınız? Makine kimya ailesi olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bir dakika kardeşim, ekmek kapısı burada. Dünden çok daha iyi yatırım yaptık. Yatırımlar da yapacağız. Daha esnek şekilde, daha güçlü bir şekilde devletin %100 desteğiyle birlikte inşallah makine kimyayı dünyanın en büyük 100 savunma sanayinden bir şirket haline getirmek istiyoruz. Bunu sizlerle başaracağız. Sizler olmazsanız başarabilmek mümkün değil. Sizler olmazsanız bu hedefe ulaşabilmek mümkün değil. Dolayısıyla sizlerden istirhamımız bizimle birlikte makine kimyayı büyütmek için, makine kimyayı güçlendirmek için hep beraber yürüyelim diyorum. Tekrar buraya geldiğiniz için, bizimle geldiğiniz için her birinize sonsuz teşekkür ediyorum. Allah iki cihanda yüzlerinize aziz eylesin. Burada kardeşim diyor ki, bütün özlük haklarınız aynen devam ediyor. Özlük haklarından geriye gidiş yok. İki, toplu iş sözleşmesindeki bütün haklar da ileriye yönelik devam edecek. Bunun dışındaki nedir problem sorular olursa hem genel müdüre hem de ben de cevap vereyim. Buyur. Efendim ben şimdi şeyi soracaktım. Hani önümüzün ne olduğu belli değil. Bundan 8 yıl sonra veyahut da 9 yıl sonra. Bir saniye lütfen. Burasının özelliğini varsaydığımız zaman buradaki işçilerin kamuya geçme hakkı ya da kamusal hakları korunuyor mu korunmuyor mu? Kardeşim bak sen olmayan ne derler doğmamış çocuğa don biçiyorsun değil mi? İşte aynen bak güzel ya olmaz bak kardeşim 18 yıl sonra kim o düzenlemeyi yaparsa o zaman o düzenlemeyi yapanlara bunu sormak lazım. Biz diyor ki özelleştirme yok. Bana diyor ki bir müneccimlik yap 10 yıl sonrayı gör 10 yıl sonraki bir olay gibi bir düzenleme gelirse o zaman da bana şimdiden garanti ver diyor değil mi? Öyle özü bu özü de
10 yıl sonrasına ben nasıl garanti vereyim? O zamanki gelen insanlar mümkün. Ama bilin ki bu özelleştirilmeyecek, devredilmeyecek sözleşmesi var ya, en az 10 yıl burada, en az 10 yıl. Ondan sonra çok net söylüyorum, Cumhur İttifakı devam ederse ilelebet makine kimyada devam eder. Sayın Bakan, söyle. Arkadaşlar bir saniye, ben şu an bir saniye. Sayın Bakan, öncelikle çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Bu kadar milletvekilimize buraya geldiniz. Emin grup başkan vekilim ve genel müdürüme teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, siz dediniz ya 3 yıl seçecek diye. Gerçi yani, burada kalsın ama niye 3 yıl düşünüyorsunuz? Tabii ki biz burada kalalım diyoruz ama. Makine kimyanıza sahip çıkın. Ama siz biz sahip çıkmayacağız bakanım, derseniz vallahi siz sahip doğru çıkmak olmaz. İstiyoruz bakanım. Ya, şeyde taslakta da öyle demiyor zaten. Arkadaşlarımız burada çalışmak isteyenler Milli Savunma Bakanı ama gider. Ama burada çalışsın diyor. Aynen sözleşme devam edecek. Milli Savunma Bakanı 3 birim önerir diyor. Çalışmak isteyen arkadaşlarımız çalışmak isteyenler çalışmaz diyor. Şeylerin tekliflerini dikkate alaraktan. İnşallah. Tamam. Bir de şu var Sayın Vekilim. Dediniz ki siz bakanım, arkadaşlarımızın bütün özgür hakları korunuyor. Evet. Daha güçlü yapacağız. İnşallah kesinlikle. İleride daha güçlü olacak. Biz bunu öneriyoruz ama bizim maddi sıkıntı. Ben makine kimya bu kadar popüler olduğunu ilk defa mecliste gördüm. Bütün milletvekillerimiz çıkmış makine kimya göz bebeğimiz. Ama ücret politikasına geldiğimiz zaman Sayın Genel Müdürümüz de TÜİS'ten ileri gidemiyor, veremiyor. Tamam mı? Bizim ücret politikamız 4.300 lira maaş aldık. Asgari ücretli arkadaşlarımız aynı maaş alıyoruz. İnşallah bizim temennimiz askeri fabrikalar bizden 3 milyar fazla alıyor. Bütün arkadaşlarım da onun için sizi dinliyorlar ama alkışlar istemiyorlar. Çünkü 3 bin lira az para değil ki. Yani o buranın sorunu değil. O bu çıkan yasanın da sorunu. O nedir? Toplu sözleşmesinin sorunu. Tamam, o nedir? Tamam. Ayrı sorun yani. Güzel kardeşim. O şimdi yapılacak bir sorun değil. Oldu mu? Bakın olmayacak şeyi hiç söylemeyin. Ha. Başka sorusu olan var mı? Can kardeşim söyle. Sayın Bakanım, bu personel kanununda muafsız dediniz ya. Bu personel kanununda muafsız... bir açabilir misiniz? İşçisiniz. Tamam, artık işçiyim. Bütün işçinin ama çalışma şeklini... Tabii. Yani o da soruyor, patron kimiz diye de... Kardeş, para kimiz? Patronun. Bu şirketin parası kimin? Hazinenin, devletin, kamunun. Kamunun işçisiniz güzel kardeşim. Dolayısıyla da devam. Yok, sen. Personel kanunda muhafız ya. İşçisin, kamu işçisisin kardeş, tamam patron, orada da bakarız. Eğer parayı Ahmet'ten alıyorsun, Ahmet'in işçisisin, özel işçi, parayı devletten alıyorsan devletin işçisisin, ne oldu bu? Kamu haklarımız, aynı bugünkü gibi saklı kalacak mı? Evet, hiçbir haktan geriye gitmeyecek, biz bunu komisyonda dile getirdik. Bakın bir hukukçu olarak söylüyorum, bir hukuk doktoru olarak söylüyorum, orada da söyledim. İbarem şuydu, bu kanunu yorumlayanlar, bu kanunu yorumlarken komisyonda bu kanunla ilgili neler söylendi? Yetmez. Genel kurulda bu kanunla ilgili neler söylendi? Bütün açıklamalar dikkate alınaraktan bu kanun yorumlanır ve karar verilir. Biz onu söyledik. Çıkan kanunla bütün işçi kardeşlerimin özlük hakları korunmuştur. Bana diyebilir misiniz ki bu kanunla kıdem tazminatı hakkımı kaybettim? Yok. Bu kanunla ücret hakkımı kaybettim? Yok. Bu kanunla izin hakkımı kaybettim. Yok. Bu kanunla analık hakkı varsa o süt emzirme hakkı kaybettim. Yok. Bu kanunla babalık o da evlat doğarsa kaybettim. Bu kanunla doğum olduğunda izin var gidemem. Bu kanunla cenazem olduğunda gidemem. Bir kardeşim söyleyebilir mi? Yok söyleyemez güzel kardeşim. Dolayısıyla bu kanunla işçimizden alınmış tek bir hak yoktur. Onu çok net söylemek Sayın isterim. Sayın Bakanım, ben bir anlatayım size. Ben Çankırılıyım. Eşim burada çalışıyor. İl başkanımız da tanır. Ben kalmak istiyorum. Ama şöyle bir ibaremiz var. Şimdi buradayız. Ama geçici maddede diyor ki 6 ay sonra özel hukuk kanunlarına tabi olur. Bizim kafamızdaki soru, bu özel hukuk kanunlarına geçtiğimizde bizim kamu hakkımız ne oluyor? Yok, hiçbir kayıp yok. Biraz önce patronun kim? Devlet, kamu. Dolayısıyla kamu devam edeceksin. Hiç öyle bir durum yok oğlum. 6 aylık süre lütfen burada kal. Burada kalmazsan da o zaman Savunma Bakanlığı'na göndereyim. Hem işçiler için hem 399 ve 1 sayılı cetvele tabi olanlar için diyorum. Tekrar bakın. Güzel kardeşlerim, yalan söyleyen olabilir, doğru söyleyemeyen olabilir, kafayı karıştırmak isteyen olabilir, o yalana inanmak isteyen de olabilir, oldu mu? Ama Allah için benim bu söylediklerim hepsi doğru. Bir tane bu söylediklerimden İsmet Bey, ya şu söylediğin doğru değildir diyen kimse var mı? Bu söyledi tek tek açıkladım, inan söylerse eksik bilgiden kaynaklanıyordur, oldu mu? Hep doğruyu söyledim. Hiçbir tane yanlış bir şey söylemedim. Ama bazıları geliyor, kamu işçisi olmayacaksınız.
Bazıları geliyor sizi kapı dışına koyacak diyor. Doğru değil, neresinde var güzel kardeşim? Her yerinde bütün sözleşmeler aynen devam eder diyor. Dolayısıyla onlara lütfen inanmayın diyorum. Yani inanan da olacak mıdır? Olur. Yalana inanmak da bir bazen ihtiyaç derler. Ne yapalım, kişi de o ihtiyacı oradan karşılar. Yaşayan görecek. Sen sabret, zaman sabretmez diye bir kural var oğlum. Yani zaman bize en doğruyu gösterecek. Ben 2012'de de buraya geldim. Şimdi defteri imzaladım. 2012'de de savunma bakanı olarak gelmişim. 2012'de geldiğimde de ya biz ne olacak falan diyorlardı. Kaç yıl geçti? Ben de vardım orada. 9 yıl geçti değil mi? Gördün mü şimdi yine aynı 10 yıl sonra. 10 yıl sonra ne olacak diye bana soran kardeşim vardı ki. Cenab-ı Allah nasip ederse, Allah ömür verse bir 10 yıl sonra yeniden gelirim de 10 yıl sonra bize ne olacak diyen kardeşimi de dinleyelim. Sayın Bakanım, şimdi ben az önce arkadaşın sorusuna istinaden... Ben açıkladım arkadaşlar, bekleyin. Şimdi gelen sürekli sizlerden gelen soru, senin az önce çizdiğin gibi biz neyiz? Evet. Dün neydik? Makine kimya endüstrisi gene devletinde. Makine kimya endüstrisi bugün de devletin, yarın da devletin olacak. Dün hangi kanuna göre çalışıyorduk? 48-57'ye göre çalışıyorduk. Bugün veya yarın hangi kanuna göre çalışacağız? Gene 48-57'ye göre çalışacağız. Haklarımızdaki saklılık şu bu, böylelikle devam ediyor. Sendikacı arkadaşlarımız geldi. Sizlerle ilgili dediler ki, arkadaşlarımızın kafasında karışıklıklar var. Ha, o anda baktığımızda MKK'dan, kurumdan AŞ'ye geçerken sözleşme yenileyelim diye bir öngörü vardı hukukçularımızın. Sağ olsunlar, hep beraber komisyonumuzla, değerli komisyonumuzun da değerlendirmesiyle, büyük hukukçu üstadlarımızın da değerlendirmesiyle dediler ki, sözleşmeyi değiştirmeye gerek yok. Çünkü her şey olduğu gibi devam ediyor. Böylelikle sizin istediğiniz tamamen %100 yerine geldi. Ha 10 sene sonra, şu sonra öyle bir şey yok. Ne dedik biz? Az önce Sayın Bakanım da söyledi ve altını çizdi ve ekstra bir ibareyle açıklama yapılması ihtiyacı duyulan nokta. Makine kimya endüstrisi özelleştirilemez. Çünkü çok stratejik bir kurum. O yüzden de hazineye ait olsa da Milli Savunma Bakanlığı'nın altında olması lazım dedik ki yerine geldiğinde biz askerimizin Ar-Ge'si, yerine geldiğinde de şu son 20 ayda arkadaşlar 24 tane Ar-Ge projesi bitirdiniz. Ben bitirmedim ya. Siz bitirdiniz. 24 daha fazlasını yapacağız. Daha fazlasını yapmak bizim amacımız, hedefimiz. O yüzden de diyoruz ki her biriniz adı ne olursa olsun, 399 şu bu, her biriniz bizim için önemlisiniz. O yüzden de diyoruz ki çay servisi yapan arkadaşımdan fabrika müdürü arkadaşıma kadar her biriniz önemlisiniz. Çünkü hedefimiz büyük. Ha, özel şunlar bunlar geldi, geliyor. Onlarda da sizleri mağdur etmemek, yardımcı olmamız gerekiyorsa edebilmek için bazı istisnalarda mümkün olduğu çerçevede yapıldı. Ha, gelen önemli sorulardan bir tanesi de az önce örneğini verdiniz. Arkadaşlar biz geldiğimizde ne dedik? Sayılarla yöneteceğiz dedik değil mi? Az buçuk içinizden birçoğunuz benimle yapılan toplantılara katıldı. Hedeflerle yöneteceğiz dedik. Bizim bundan önceki tecrübelerimizde de yaptığımız çalışmalar var. Sendikacı arkadaşlarım, özellikle de Türk Metal'deki arkadaşlarım bizi bilir. Bursa'daki yaptığımız çalışmalar, oradaki arkadaşlarımızın haklarını nasıl savunduğumuzu ve arkalarında nasıl durduğumuzu bilir. Çünkü parayı sizlerle beraber kazanacağız. Kazanacağız. Maksimum seviyede de ne iyileştirilmesi gerekiyorsa açık oynayacağız. Bütün verileri analiz edeceğiz, beraber karar alacağız, beraber yöneteceğiz. Çünkü makine kimya endüstrisi bundan sonra anonim şirketi, dediğim gibi ilk onda sayın bakanım az önce ilk yüz dedi ama efendim özür dilerim ben biraz daha ben biraz daha iddialıyım. Biz dünyada bu prangalardan kurtulduğumuzda, dünyada bu prangalarımızdan kurtulduk artık. İlk ona oynayacağız. 5 sene içerisinde ilk oynayacağız. Çünkü o potansiyel var. İlkleri biz yapıyoruz, tekleri biz yapıyoruz. Ama sizlerle beraber yapacağız. Sadece ben veya Oğuzhan veya Arel Bey değil. Hep beraber yapacağız. O anlamda lütfen, dediğim gibi bakın, 48-57'ye göre çalışıyorduk. 48-57'ye göre çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir sorun yok. Sözleşmemizi alamak istemiyoruz. Çekiniyoruz dediniz. Allah razı olsun, büyüklerimiz bize yolu gösterdi. Yapmanıza gerek yok dedi. Onu da kanun metninin içine yazdı.
tamamıyla devreder dedi. Devrediyor. Dün neydiyse bugün de aynı şekilde devrediyoruz. O anlamda istirham ediyorum. Muhakkak ki kafanızda soru işaretleri olabilir. Hepsini cevaplayacağız. Hepsini cevaplayacağız. Bize birkaç gün daha zaman verin. İşte hafta sonunda yayınlandı. Önümüzdeki günlerde daha da fazla sizlerle beraber bir araya geleceğiz. Bütün sorularınızı cevaplandırarak kafamızı işimize odaklandıracağız. Motivasyonumuza odaklandıracağız. Ve koşacağız arkadaşlar. Tamam mı? O anlamda lütfen sizden istirham ediyorum. Biraz daha sabredin. Buraya kadar çok güzel getirdik. Elhamdülillah birlik beraberlik içinde getirdik. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ederim. Sayın Grup Başkan Vekilim, müsaade ederseniz siz. Lütfen. Çok değerli komisyon başkanım, komisyon üyelerimiz, çok değerli milletvekillerimiz, çok değerli genel müdürümüz, değerli valimiz, değerli işçi kardeşlerimiz, değerli basın mensupları, ben de hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Tabii biz geçen hafta sizleri bir ziyaret etmiştik. Kısa bir Vedat Bey burada, arkadaşlarımız burada kısa bir değerlendirme yapmıştık hatırlarsanız. Henüz komisyon devam ediyordu. Makine kimya ile ilgili kanun görüşmeleri devam ediyordu. İnşallah kanun görüşmeleri bittikten sonra komisyon başkanımız, komisyon üyelerimiz, genel müdürümüzle beraber sizleri ziyaret edeceğiz demiştik. Ve o ziyaretimizi gerçekleştirmek maksadıyla da değerli milletvekilimiz Salim Bey ile beraber o sözü vermiştik. Şu anda huzurunuzdayız. Biraz evvel eski Savunma Bakanımız ve Meclis Başkanımız, şimdi de Milli Savunma Komisyonu Başkanımız böyle yürekten efendim sizlerle neyse mesele birebir sizlerin de sorularıyla aktif bir şekilde konuları gündeme getirdi ve onları sorularınızı da cevapladı. Şimdi biz heyetimiz olarak tabii komisyon başkanımız başta olmak üzere ben heyetimizi de kısaca bir tanıtayım. İsmet Yılmaz Bey, Milli Savunma Komisyonu Başkanımız. Mustafa Hidayet Vahapoğlu Bey, Bursa Milletvekilimiz. Refik Özen Bey, Bursa Milletvekilimiz. İsmail Kaya Bey, Osmaniye Milletvekilimiz. Yücel Menekşe Bey, Nevşehir Milletvekilimiz. Yavuz Ergün Bey, Niğde Milletvekilimiz. Yasin Uğur Bey, Burdur Milletvekilimiz. Yani Milli Savunma Komisyonu Başkanımız ve üyelerimizden müteşekkil bir heyetle beraber özellikle ilk kez Çankırı Makine Kimya'da sizleri ziyaret ediyoruz. Kanun geçtikten sonra. Geçtiğimiz hafta söz vermiştik. O sözümüzü yerine getirmek bakımından değerli komisyon başkanımızla ve milletvekillerimizle istişarelerimizi yaptık. Sizlerin huzurunuza geldik. İstediğiniz soruyu sorma, öğrenme hakkı sizlerindir. Bu gayet doğal bir durum. Bununla ilgili gerek fabrika müdürümüz, gerekse genel müdürümüz, bütün hiyerarşik yapıdaki ilgili sıralı arkadaşlarımız sizlere her türlü açıklayıcı bilgiyi vermek noktasında da hazırdırlar. Bunu daha sonra da, bu toplantıdan sonra da kendileriyle görüşme imkanınız var. Şimdi geldiğimizde geçtiğimiz hafta bizden bir talebiniz vardı değerli arkadaşlar. O da özellikle sözleşme imzalama noktasında bazı hususlarda kafa karışıklığı var. Bir de memurların istediği yere nakli konusundaki sağlanan kolaylığın işçi kardeşlerimiz için de istediği seçenekler noktasında 3 tane ile gidebilme noktasında bir talebi iletmiştiniz. Biz de gerek Çankırı milletvekilleri olarak, gerek Kırıkkale'deki milletvekili arkadaşlarımız, hem AK Parti'nin hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin orada ilgili arkadaşlarımız, orada da işçi kardeşlerimize görüştüler ve bunu komisyonumuza taşıdılar. Komisyonumuza da sizden gelen talepler değerlendirildi ve bu manada teklif sahibi arkadaşlarımızın başkanlığında oluşturulan heyetle bütün muhalefet partileri dahil olmak üzere hep beraber mesele eline boyuna müzakere edildi. Sendika yetkilileriyle görüşüldü. Kafa karışıklığına sebebiyet veren hususlara açıklık getirildi. Ve bu noktada 4046 sayılı kanun var biliyorsunuz özelleştirmeye dair.
kanunun metninde, teklif metninde de makine kimyanın 4046 sayılı kanundan muaf olduğuyla ilgili bir düzenleme vardı. Yani özelleştirme dışında olduğu net bir şekilde yazdığı halde özellikle sizlerden gelen bu talepler özelleştirilemez, devredilemez densin, bu kanunda bu hüküm mutlaka yer alsın şeklinde hatırlarsınız. Geçtiğimiz hafta bizden bunu özellikle rica etmiştiniz. Biz de hem ilgili bakanlarımızla görüştük, onların olumlu yaklaşımları, hem değerli komisyon başkanımız ve milletvekili arkadaşlarımızla görüştük. Hep beraber konsensusla, ortak akılla ve ortak uzlaşmayla, gerçekten sahanın sesini dinleyerek bu konuda yapılması gereken ne varsa onları kanuna derc ettik. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu şimdi bir anonim şirkete dönüştü. Bu anonim şirkete dönüşmesi çalışanlarımız noktasında en ufak bir hak kaybına sebebiyet vermiyor. Sadece ihale konusunda, harcırak kanunu konusunda bir takım projeleri uluslararası anlamda çok daha hızlı bir şekilde hareket edebilme, ihracatı artırabilme, yatırımları artırabilme, istihdamı daha da artırma noktasında yönetimsel anlamda bir imkan tanıyor. Bu manada hiçbir işçi veya memur kardeşimizin, ama hiçbir istisnası olmaksızın, en ufak bir hak kaybı söz konusu olmadı ve Allah'ın izniyle olmayacak, biz buradayız. Dolayısıyla bu konuda %100 sermayesi devlete ait bir anonim şirket haline geldi kurum. Sonuç itibariyle ticaret hukuku kurallarına göre hareket etme kabiliyeti almış oldu. Nasıl İHA ve SİHA'yı ürettiyse bizim genç mühendislerimiz, işçilerimiz, oradaki gerçekten yöneticilerimiz, hepsini teker teker tebrik ediyoruz. NATO konsepti içerisinde Polonya'ya 12 adet SİHA siparişi verildi. Bu şu demektir: Türk mühendislerinin, Türk işçilerinin, Türk ustalarının, Türk yazılımcılarının ortaya koymuş olduğu bu perspektif gerçekten uluslararası bir akreditasyon anlamında kendini ispat etmiştir. NATO ülkesi Polonya, Türk İHA ve SİHA'sı talep ediyor 12 adet. Bu şu demektir: Türkiye'nin bu konudaki teknolojide en üstün noktaya geldiğinin uluslararası delili olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla nasıl MİLGEM'lerde, milli gemimizde, Anadolu TCG uçak gemimiz diyebileceğimiz gemimizi işçi kardeşlerimizin alın teriyle, mühendislerimizin beyin fırtınasıyla, yazılımlarıyla, hayallerinin gerçeğe dönüşmesiyle Türkiye bütün savaş konseptini değiştirebilecek bir stratejik atılımı, büyük bir şahlanışı hep beraber gerçekleştirdiyse, makine kimyada da geçen sene 550 milyon dolar olan üretim kapasitemizi 5,5 milyar dolara çıkartalım istiyoruz. Allah'ın izniyle hedefimiz bu. Bunu hep beraber birbirimize kenetlenerek yapacağız. Buradaki istihdamı kesinlikle artıracağız. Biz işçi çıkarmayacağız. İşçilerin korunmuş hakları muhafaza edildiği gibi ücretleri de iyileştirilecek. Şu andaki belirli kanuni statüler nedeniyle maalesef belirli bir takım hukuki statülere tabi olduğunuz için bunlarla ilgili bir yetnesaklık söz konusu oluyor. Ama sizin lehinize avantaj sağlayabilecek imkanları da bu şekilde getirmiş oluyoruz. Ve burada bütün işçi kardeşlerimizin almış olduğu ücretler de asla aşağı gitmeyecek, yukarı çıkacak. Bu konuda bunun kefili bizleriz. Ve burada kapasiteyi artıracağız. Biliyorsunuz 3-4 milyon avroluk CNC tezgahlarının yenilenmesiyle biz burada büyük yatırımlar yaptık arkadaşlar. Ve sizlerin de şimdi ürünlerini gördük. Elhamdülillah Mehmetçiğimiz oluşturulmak istenen bir terör koridorunu nasıl cesaretleriyle, şehadet ve gazilik duygularıyla yerle yeksan ederek Amerika'ya da Rusya'ya da herkese de haddini bildirdiyse, işte bu obüs toplarının, bu mühimmatların, bu namluların
Mehmetçiğimiz için üretilen ve Mehmetçiğimizin cephede kullandığı bütün silahların üretimini yapan işçi kardeşlerim de bu zafere ortaktır. Sizleri teker teker tebrik ediyoruz. Bizim ufkumuz budur arkadaşlar. Özü ve özeti budur. Bundan dolayı da hepinizin müşteri olmasını istirham ediyorum. Sizlerden gelen bütün talepler neyse onu kanun görüşmeleri çerçevesinde dedik ki pazartesi günü geçtiğimiz hafta geldiğimizde geçen hafta için pazartesi günü komisyon çalışmalarına devam edecek, kanuna son şekli verilecek denmiştik. Bize verdiğiniz notları hem Çankırı milletvekilleri olarak Salim Bey zaten başından itibaren makine kimyanın kanun teklifi görüşmelerine iştirak etti. Çankırı'yı temsilen. Kırıkkale'deki arkadaşlarımız hakeza Ramazan Can Bey de kanun teklifini sunan arkadaşlarımız arasında birinci imza sahibi. Ankara'daki arkadaşlarımız, komisyon üyelerimiz hep beraber bu konuda bütün partilerle milli efendim bir ortak paydada buluşalım babında gerekli bilgilendirmeler yapılarak sendikaların kafalarındaki olan bütün soruları da sorunları da hakikaten dinleyerek ve onları çözüp aşarak bu noktaya geldik. Şundan emin olmanızı istirham ediyorum. Gerçekten makine kimya silah fabrikamız bizim için göz bebeğimizdir. Biz buraya geçtiğimiz yıllarda hem tezgahların yenilenmesi hem de istihdamın artması noktasında geçtiğimiz dönemde hepiniz bunu yaşadınız. Bu noktada elimizden gelen bütün gayretleri ortaya koyduk. Bundan sonra gerek Milli Savunma Bakanımızla bu konuda Çankırı makine silah fabrikamızın daha da gerçekten genişlemesi ve daha gelişmesi, istihdamın artması ve buradaki çalışan kardeşlerimizin ücretlerinin daha da iyileştirilmesi noktasında görüşmelerimizi daha önce yaptık. İnşallah Milli Savunma Bakanımızın da müsait bir vaktinde Çankırı'ya beraber geleceğimiz sözünü aldık kendisinden. İnşallah Milli Savunma Bakanımızla sizleri ziyaret edeceğiz. Bu manada inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda gerçekten hem Kırıkkale hem Çankırı ve Ankara olmak üzere buradaki kardeşlerimizin hak ve hukukunu sonuna kadar korunması ve Türkiye'nin bütün dünyada rekabet edebilir, dünyanın süper gücü olacak noktaya gelmesi hususunda her türlü unsurun harekete geçirilmesi talimatını her ilgili birime vermiştir. Bu konuda da hiç kimsenin endişesi, şüphesi söz konusu olmasın. Hep beraber sizin huzurunuza geldik dedik, huzurunuza geldik. Meseleleri izah etme noktasında da her zaman kapımız açık, gönlümüz açık. Burada milletvekilleri olarak, komisyon olarak, genel müdürümüz olarak, bakan yardımcımız olarak, bakan olarak hep beraber vatandaşımızın muhatabı olmaya devam edeceğiz. Sayın komisyon başkanım, sayın grup başkan vekilimiz, sayın milletvekillerimiz ve gecesini gündüzüne katarak ilimizin göz bebeği tesisimize emek, değer katan çalışanlarımız hepiniz hoş geldiniz diyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Tafsilatlı açıklama hem sayın bakanımız hem sayın genel müdürümüz tarafından yapıldı ancak ben bir kere daha altını çizmek istiyorum ki devletimiz hiçbir çalışanımızın aleyhine yasal herhangi bir adımı atmaz ve atmayacaktır. Bunun için arkadaşlarımız müşteri olsunlar. Sayın bakanımızın da konuşmasında ifade ettiği gibi inşallah zamanla taşlar yerine oturacak. Bu kanun, bu kanunla amaçlananlar daha iyi anlaşılacak ve belki şu anda arkadaşlarımızın kafalarında sahip olduğu sorular önümüzdeki süreçte çözümlerini, cevaplarını bulacaklardır. Savunma sanayi çok kritik bir sektör. Son dönemde ülkemizin bu konuyla ilgili olarak atmış olduğu dev adımları hep beraber izlemekteyiz. Onun için hem tesisimizin hem çalışanlarımızın değerini, kıymetini hem milletvekillerimiz hem bürokratlarımız devlet komple olarak fazlasıyla bilmekte. Dediğim gibi arkadaşlarımızın ne kendilerini ne emeklerini hiçbir şekilde zayi etmez ve etmeyeceklerdir. Ben tekrar bugüne kadar Çankırı'daki fabrikanın bugünlere gelmesinde emeği geçen mevcut ve önceki bütün çalışanlarımıza en aşağıdan en yukarıya kadar teşekkür ediyorum. Allah emeklerinizi zayi etmesin, gayretinizi artırsın ama sizden şu süreçte tek isteğimiz bu soruları bir tarafa bırakıp inşallah işinize odaklanmanız. Güzel günler hep beraber hepimizi bekleyecektir inşallah.
Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah razı olsun. Görüşmek üzere inşallah. Arkadaşlar bir toplu fotoğraf alacağız. İşçi arkadaşlarımızla beraber heyetimiz inşallah. Orada 22 tane benim için bir şehit olduğu sabaha kadar burada Allah razı olsun. Pandemi döneminde zaman sadece kamu hakkımızın devamı istedik. Hiçbir problem yok. Devam ediyor. Devam ediyor. Sizinden daha güçlü. Gerçekten bak. Yani buradaki arkadaşlar inanın bak o eskisinden daha güçlü devam ediyor. Buradaki arkadaşlar eskisinden daha güçlü devam ediyor. Bakın zaten. Eskiden özelleşme kapsamındaydı. Hiçbir problem yok diyorum. Şimdi özelleşme kapsamında değil. Çıktı. Evet. Evet. Allah'ın izniyle. Allah'a emanet olun.